Herkese merhaba, ben Berat. Ruby on Rails'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda Before Action ve After Action metodlarını göreceğiz. Peki, Before Action ve After Action nedir? Before Action ve After Action sizin bir olaydan önce çalışmasını istediğiniz metotları çalıştıran yapıdır. Yani, örneğin biz API'ye bir post isteği attık ve bu post isteği create metoduna yönlendirildi. Ben diyorum ki, create metodundan önce ben bir metot tanımlayacağım. O metot çalışsın. Bu ne oluyor? Bu before action. Olaydan önce. Eğer ben after action deseydim, bu da şu anlama geliyordu. Create metodundan sonra bir metot tanımlayacağım ve o metot çalışacak. Create metodu bittikten sonra. Bunu Ruby on Rails'te ne için yaparız? Nasıl yaparız? Şimdi onları görelim. Bunu ne için yaparız? Örneğin ben dedim ki bir önceki videolarda burada çok daha güzel bir yapı kullanacağız. Clean code yazacağız. Mesela şuraya geldiğimizde bakın biz update yaparken params'la veri tabanından ID'mize göre datayı alıyorduk. Ve bu datayı product nesnemize atıyorduk. Sonra product nesnemizi update deyip bize buradaki product params'tan gelen attribute'ları içine koyup güncelliyorduk. Biz datamızı silerken de destroy'da da aynı şekilde yapıyorduk. Bakın yine URL'den gelen params'ı alıyorduk. Veri tabanından o ID'ye ait datayı alıyorduk. Product'ı atıyorduk ve product'ı destroy ediyorduk. Show metoduna geldiğinde show metodunda da aynısını yapıyorduk. Şimdi biz burada before action ve after action kullanarak bunları çok daha iyi bir hale getirebiliriz. Peki nasıl yapacağız? Çok basit. Ben en üste geliyorum ve buraya diyorum ki before action. Yani ben buradaki bütün olaylardan yani index'ten, show'dan, get by name'den, create'ten, update'ten, destroy'dan, product params'a hepsinden önce bir metod yazacağım ve onu çalıştır. Bunların hepsinden önce o metodu çalıştır diyorum. Ve bunu demenin yolu oldukça basit arkadaşlar. Ve geliyorum buraya şöyle bir şey yazıyorum. Set product. Peki bu ne? Ben burada tanımlayacağım metodun adını verdim. Ya aslında bu bir metod adı. Ve ben en alta geliyorum. Şuradaki kısma. Buraya. Buraya diyorum ki def set product. Bakın buradaki metodla aynı ismi buraya verdim. Ya buradaki bütün olaylardan önce bu metot çalışacaktır. Ve buraya şu yapıyı kuruyorum. Diyorum ki product eşittir product nokta find. Ve parantez açıp kapatıyorum. URL'den gelen params'ımı yani ID'mi buraya yazıyorum. Bakın artık bütün metotlardan önce bu çalışacağı için benim şuradaki yazdığım koda gerek yok. Yani burada ben kod base'imi azaltmış oldum. Ve bunu siliyorum. Buna artık ihtiyacım yok. Çünkü bu hepsinden önce çalışacaktır ve gerekli olan datayı product'a atayacaktır. Update'in içerisinde de aynısını yazmıştım. Bakın buna da ihtiyacım yok. Bunu da siliyorum. Show'un içerisinde aynısını yazmıştım. Bakın buna da ihtiyacım yok. Bunu da siliyorum. Şimdi file diyorum, save oluyorum. Sadece bu kadar. Yapmamız gereken tek şey buydu. Ve buraya geliyorum. Rails S diyorum. Uygulamamı yayın alıyorum. Post menümü açıyorum. Ve benim şöyle bir de şuraya gelip Rails Console diyeceğim. Rails bir daha şey açıp Console ekranı açıp Rails Console diyeceğim. Çünkü product'taki datalarıma bakacağım. Hangileri var. Tamam ID'si 1 olan bir datam varmış. Şimdi ben bunu URL'den product controller'ı istek atarak getireceğim. Neydi benim product controller'ımın URL'i? Hemen bir tane daha tab açıyorum buradan. Ve buraya Rails roots diyorum. Şeylerimi inceliyorum. Root'larımı inceliyorum. Bakın buraya geldiğim zaman slash API slash products diye bir root'um varmış. Hemen buraya yazıyorum. API products. Ve buna products. Ve buna ID'sini veriyorum. Ne ID'sini? Neden ID'sini veriyorum? Çünkü ben show metodunu yönlendirmek istiyorum. Yani tek bir datayı yani detaylarını çekmek istiyorum. Tek bir tane data göndermek istiyorum. Ve burada show action'ıma bakıyorum. Bunun URL pattern'ı bu. Ve buraya yönlendiriyorum. Şimdi geliyorum post menümü açıyorum. Ve get isteği gönderdiğimde bakın arkadaşlar data geldi. Bir öncekinde yaptığımız olaydan daha farklı bir şey yaptık. Daha clean bir kod yazdık buraya. Ya buraya aynı şeyi 3 defa tekrarlamaktansa hem destroy metoduna hem update metoduna hem show metoduna aynı şeyi tekrarlamaktansa before action kullanarak buraya bu kodu yazdık ve bu
çok daha güzel bir hal aldı. Datayı da aynı şekilde getirdi sorunsuz bir şekilde. Şimdi bunu biz neden yaptık? Bizim programlamadaki esas amacımız nedir? Kendini tekrar etme. Clean code yaz ve sürdürülebilir yapılar kur. Ve before action'la after action'la biz bunları sağlayabiliriz. Tabii şurada şu anlık bir şeyimiz yok ama ben şunu da yapmak istiyorum. After action'da göstermek istiyorum. Çünkü after action'lık bir şeyimiz yok ama burada hemen şöyle bir şey üreteceğim. After action dedikten sonra ne diyebiliriz buraya? After action metod diyelim. Aklıma gelmedi bir şey. After action metod adında bir metot tanımladım. Ve buraya geldim en alta. Diyorum ki buraya def after action method. Ve buraya buyback koyuyorum. Aslında şöyle bir print yazıp içine de işte after action method çalıştı deyip bir de buyback koyalım. Bakalım buyback'ımız nereye geliyor. Ve biz bu bir de şuraya şunu da koyalım. Hemen gelelim buraya print set product before action metodu çalıştı diyelim. Ve buraya da bir buyback koyalım. Tek tek buyback'larımızı inceleyeceğiz. Buyback nedir? Debug etmektir. Biz kodlarımızı bu şekilde debug ederiz Ruby on Rails'te. Yani Ruby on Rails'te debug işlemimizi bu şekilde yaparız işlemlerimizi. Şimdi bakıyorum, tamam gayet her şey okey. Bir daha çalıştırıyorum. Geliyorum postman'ime. İstek attığım zaman bakın durdu. Şimdi şurada ben Rails root'u yeni aldığım konsol ekranına geliyorum. Bakın buyback'ım buraya geldi. Ve buyback'la şu anda ne yapıyorum? Bakın nereye geldi? After action method dedi. Ve burada iki tane metot gözüküyor. Burada aslında after action metot ve bu çalışmıyor. Şuraya bakın. Şuradaki ok. Bakın şu en altta solda bir ok var 44. satırda. Bu ok buradaki buyback'ı gösteriyor. Ve ben buna gelip continue dediğim zaman şuraya bir üste çıkarsam eğer continue dedikten sonra çalışan metodum benim before action'dı. Yani before action metodunda olan set product çalıştı. Ve şimdi de buyback'ım bakın 49. satırda yani 48. satıra geldi. O 49. satırda olduğu için şu an buradayız. Ve burada durdu. Bu neydi? After action'da. Dedik ki bir olaydan sonra çalış. Ve after action bir olaydan sonra çalıştı. Biz buraya da continue dersek eğer. Şurada da incelersek yazdığımız bir şeyi görebiliriz. Evet after action'da yazdırmıyorum. Sadece after action method value is nil demiş. Bir de set product before action metodu çalıştı. Return value is null demiş. Yani önce set product before action çalıştı, sonra da action product çalıştı. Şimdi bu biraz daha garip değil mi? Yani ben bunu create için kullanmıyorum. Belki bu metotları after ve before action index için kullanmıyorum. Get by name için kullanmıyorum. Ben sadece bunu update, distort ve show için kullanıyorum. Ve bunlara özel yapamaz mıyım? Evet arkadaşlar, bunlara bir metodu özel yapabilirsiniz ve bu da Rails'te oldukça önemli ve kullanışlı bir yapıdır. Hatta Rails'i, ya tabii bu C#'ta, Java gibi diğer programlama dillerinde attribute'lar ve annotation'lar var. Onlar da metotlardan önce ve sonra çalıştırılabilirler. Evet, fakat buradaki yapı çok daha basit annotation'lara göre. Yani çok daha basit annotation'lardaki yapılar daha zor attribute'lardaki yapılar. Oradaki base attribute'ları tanımlamak, annotation'ları tanımlamak. Onun için Rails bu konuda çok daha avantajlı. En üste geliyorum. Ve buraya diyorum ki before action'dan sonra bir virgül koyuyorum. Ve only diyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. İki nokta üste koyuyorum, bırakıyorum. Senin sadece çalışabileceğin metotları sana vereceğim. Yani şöyle yapıyorum hemen. %i diyorum. Köşeli parantez açıp kapatıyorum. Ve diyorum ki içerisinde update. Bir boşluk bırakıp show. Bir boşluk bırakıp destroy diyorum. Yani bu şu anlama geliyor. Sen sadece update, show ve destroy metodlarından önce çalışabilirsin. Sen create'den önce çalışamazsın. Sen indeksten önce çalışamazsın. Sen sadece burada belirttiğin metodlar varken çalışabilirsin. Ve aynısını after action içinde yapıyorum. Bir virgül koyuyorum. Only diyorum. %i diyorum. Ve buraya update show destroy demeyeceğim. Sadece aradaki farkı görelim diye create diyeceğim. Çünkü biz önceden ne yaptık? Show metodunu istek attık. Show'da bu da çalıştı. Ama şimdi show'da bu çalışmayacaktır. Çünkü bu sadece create metodundan sonra çalışacak bir metod oldu. After action metodu sadece create'den sonra çalışabilir. Şöyle bir kodlarımı düzenliyorum.
ve bunu File Save diyorum. Hemen şöyle geliyorum, konsol ekranı en aşağı iniyorum ve post menümü açıyorum. Bakın bir daha istek gönderdiğimde buy bakıma geldi. Ama hangi buy bakıma geldi? İyi bakın, 44. satırdaki yani set product'a before action pro metodunun olduğu buy bak'a geldi. Ve continue diyorum. Ve bakın ikinci buy bak'a girmedi. Çünkü ben sadece ona show'dan önce çalışmasını söyledim. After action'a ise sadece create'den sonra çalışmasını söyledim. Before action ve after action metodları bu şekilde. Bunu hemen de kategori içinde yapalım. Kategoriye de geliyorum ve set kategori metodumu zaten ben buraya tanımlamışım. Ben burada büyük ihtimalle set kategori metodunu çağırıp kategoriye attım. Şimdi benim bunların hiçbirine ihtiyacım yok arkadaşlar. Şunları siliyorum ve buraya bir tane et işareti koyuyorum. Et kategori diyorum. Bakın bunu da siliyorum. Buna da ihtiyacım yok artık benim. Geliyorum buraya et işareti koyuyorum. Et diyorum ve bakın burada da tanımlamışım. Buna da artık ihtiyacım yok. Şuna da et diyorum ve bunlara da şöyle hemen kopyala yapıştır, kopyala yapıştır veriyorum. Çünkü benim artık bu tür şeylere ihtiyacım kalmadı. Tabii şuraya da aynısını yapıyorum. Bütün şeye verdim yerlere. Okey. Ve ne yapıyorum buraya? Kategori kontrolörümün en üstüne geliyorum ve diyorum ki before action. Before action. Before action. İki nokta üstü koyuyorum. Diyorum ki sen boşluk buraya iki nokta üstü koyuyorum. Set kategori diyor. Yani şu en altta tanımladığım, bir önce product'ta yaptığım gibi en altta tanımladığım metodun adını en üste veriyorum. Ve araya bir virgül koyuyorum. Only diyorum. Sadece şunlardan önce çalış diyeceğim şimdi sana diyorum. İki nokta üst üste koyuyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Yüzde iyi diyorum. Köşeli parantez açıyorum ve içerisinde çalışmasını istediğim metotları veriyorum. Yani o metotlardan önce çalışsın diyorum. Diyorum ki sen update metodundan önce çalış, show metodundan önce çalış ve destroy metodundan önce çalış diyorum. Bakın bu kadar basit. Sonra file save diyorum ve post menümü açıyorum. Burada products'tı. Bizim kategori root'larımızda şöyle bir şeydi. Kategori isti. İçerisinde şu anda kategori olmayabilir. Hemen bir kategori ekleyelim. Post diyorum, body diyorum, raw diyorum, text'e json yapıyorum. Şöyle açıyorum, hemen şuraya bir tane name diyorum ve name'in adına da telefon diyorum. Ve send dediğimde bakın 200 ok geldi, datamı oluşturdu. Şimdi bu oluşturulan kategoriyi çağırıyorum. 1 diyorum, slash 1 diyorum ve get diyorum. Get dediğimde bakın data bet request null geldi. Hemen sebebine bakacağım. Before action set kategori, kategori. Kategori. Burada bir yanlışlık mı var? Evet, burada bir yazım hatası olmuş arkadaşlar. Şunu şöyle yapıyorum tekrardan. Zaten altını da çizmiş bana. Yazım hatası olduğundan dolayı kategori almışım ama bu kategori olacak. Ondan dolayı null geldi. Şimdi bir daha post menümü açıp send dediğimde bakın datamı getirdi. Before action ve after action metodları inanılmaz derece kullanışlı. Bunların model dosyalarında after create, after save, after update gibi karşılıkları var. Bunları da ilerleyen derslerde göreceğiz. Onlar da çok kullanışlı. Özellikle bir kişi sisteme kayıt olduğunda after save ve after create'den sonra aktif job'larımız var. Biz onlara şunu diyebiliriz. Git bu kullanıcıya bir doğrulama e-maili gönder ve bu kayıt olduktan sonra Gmail hesabını e-mail hesabına doğrulasın gibi işlemleri de bu şekilde yapıyoruz. Ruby on Rails'te. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.